6 ay gömü kaldı dedi. Ben bir süre gidemedim. Sonra gittim yerlerde dua istedim. Böyle sizi karşımda pırıl pırıl görünce ana babalara şöyle diyesim var. Evlatlarımızın sağlığı başarısından önce geliyor ha. Benim kızım o kadar başarılı ki bugün ölse mezara koyacağım ya. Aldı bütün diplomaları yorgan diye üstüne mi sereceğim? Ne yapacağım? Keşke yavrum sağ olsa değil mi? Yanımda olsa. Bir sarılsam. Böyle diyeceğim. Ağustos ayında dedim bir ay kaldı ölümüne bir tomografi çektirelim. Gittim tomografi çektirdik. Arkadaşlar sonuç bir çıktı. Artık ölümünü bekliyoruz. Eşimle çocuklarımı söylemedim bunu. Doktor dedi ki sonuçta ama %50 gerilemiş. İyileşiyor kızım. Havalarmıştı ama bir ay önce kusmaya başladı. Baktık hemen çektirdik beynine sıçramıştı. Bak siz anlıyorsunuz ki başarılı insanlar ya da böyle el işte cepte böyle ıslık çalarak yok be arkadaşlar ya. Tabi Cumhurbaşkanlığı'nda anlattım. Cumhurbaşkanımızın doktoru randevu verdi bize. Gittik. Bir şey yürekten isterseniz nasıl olur biliyor musunuz? Gittik baba dedi sen gazlı yaşlar geri tanıyor musun? Dedim he. Baba dedi 92 yaşına gelmiş. Ameliyatlara giriyormuş, eli titriyormuş ama dedi böyle yetiştirdiği profesörlerin başında duruyormuş. Baba beni ona götürsene. Benim yavrum böyle yürekten bir istedi. Götürürüz kızım nasıl bulacağız? Buluruz ama dedi. Doktor Uğur Türen profesörün odasına girince arkadaşlar böyle kapıyı açtı içeri girdi. Ana Razi Yaşar Yürü orada oturuyor. O kadar yürekten istemiştik ki. MR çekildi tekrar. Artık ne oldu biliyor musunuz? Sağlık. Kızımın gene %50 gerilemiş, iyileşiyor. Buraya da o yüzden gelebildim. Yoksa programları iptal ediyordum. Benim kızım dedi baba git. Ama o güzel yürekli insanlardan benim için dua ister misiniz dedi. Bu gece başınızı yastığa koyduğunuzda evladım için dua ederseniz çok memnun kalırım arkadaşlar. Dua nedir biliyor musunuz? Bana diyorlar nasıl böyle sakin anlatacağım. Evladım ölüyor ölüyor. Allah bana üç tane pırıl pırıl evlat verirken iyi Allah da biriyle imtihan ederken haşa kötü Allah. Ben takdire boyun eğmişim. Rabbim hakkımda ne buyursa o odur yani değil mi? Tevekkül ben öyle inanıyorum. Hem ayette buyuruyor. Ben sizi malınızla, canınızla, evladınızla imtihan ederim. Hepimiz imtihandan geçeriz. Karşımızda çelmişliklerimiz olabilir arkadaşlar.